En yüksek, en alçak yeri de var. Çok soğuk, çok sıcak da var. Çin, Sincan, Avrasya kıtasının göbeğinde yer almaktadır. Ve yıllık ortalama yağış miktarı sadece 180.6 milimetredir. Toplam yüz ölçümü 1.660.000 kilometre kareyi geçen bu arazide, çöl alanı dörtte birini aşarak, Çin'in toplam çöl alanının yaklaşık %60'ını oluşturuyor. Çin Sincan söz konusu olduğunda insanlar her zaman çölün ihtişamı ve enginliği izlenimine sahip olabilirler. Ama bu rengarenk çiçekle dopdolu olan Sincan'ı hiç gördünüz mü? Başlıca biyolojik bölgelerin geçiş ve kesişme bölgesindeki konumu ve dağ havzaları arasındaki dikey coğrafi ve iklim bölgelerinin değişkenlik özellikleri nedeniyle Sincan özel biyolojik çeşitlilik sergiler. Burada 3000'den fazla yabani bitki türü ve 200.000'den fazla benzersiz bitki türü yetişmektedir. İster dağ çayırında, ister vadi ovasında olsun, sadece bir yağmurla bir gecede sayısız küçük çiçek iç içe geçer ve açar. Bu da parlak bir renk çeşitliliği oluşturabilir. Çiçek denizinin dalgalarında kabaran, bu toprak tarafından şekillendirilen bir tür nefes kesici güzellikse, işte bu kadar azimlidir. Her yıl Tian Shan Dağı'nın kuzeyi ve güneyi hala Sibirya'nın güneyinden gelen soğuk havayla örtüldüğünde Kuzey Atlantik Okyanusu'ndan gelen nemli hava akışı Sincan'daki İli Nehri Vadisi için sessizce sıcak bir pencere açar. Köldelen tüm yıl boyunca sıcak ve nemli bir iklimi koruyarak vahşi hayvanlar ve bitkiler için uygun yaşam koşulları yaratır. Ve Avrasya kıtasının göbeğindeki yabani türlerin doğal gen hazinesi olarak bilinir. Hiç böyle bir çiçek gördün mü? Narin görünüyor ama buzu kırıp çiçek açabilir. Bu Tian Shan Dağları'nda erken ilkbaharda açan ilk çiçek olan beyaz çiğdem. Çin'deki tek yabani çiğdem bitkisidir. Beyaz kar benzeri çiçekler, ilkbaharda gönderilen elçiler gibi ve sık sık müjde haberler yayılır. İli Nehri Vadisi'nin otlaklarındaki baharın uvertürü kurdelen tarafından çalınır ve çevredeki Tanbula, Narat ve Karajun'a kadar çiçek açar ve tüm ili Nehri Vadisi bir çiçek dünyası haline gelir. Çin'in geleneksel ay takvimine göre Çin Min sezonunda İli Nehri Vadisi
rengarenk çiçeklerle süslenir. Ve Pamir Yaylası da sıcacık yüzünü göstererek aşıklara rengarenk çiçek sunar. Kayısı dolu bir köyde görkemli bir düğün yapıldı ve mutluluk çiçekler gibiydi. Mutluluk herkese yansımıştı. Çin, Sincan Taşkurgan Tacik Özerk ilçesi merkezinden başlayarak Yeken Nehri Vadisi'nin derinliklerindeki Daton nahiyesine kadar kayısı çiçekleriyle çevrili birçok köy vardır. Coğrafya ve iklim nedeniyle buranın Sincan'daki Mart ortasından Nisan sonuna kadar süren en uzun kayısı çiçeklenme dönemine sahiptir. Kayısı çiçeği Çin'de en yaygın çiçek türlerinden biridir. Kuraklığa dayanıklı ve soğuğa dayanıklı bir kayısı ağacı ise sıcak ve nemli iklimleri sevmez. Bu nedenle Yangtze Nehri'nin güneyindeki bölgelerde nispeten seyrek dağılır. Bununla birlikte Çin'in kuru ve soğuk kuzeybatı ve kuzey Çin bölgelerinde dağılmış çok sayıda kayısı ağacı vardır. Sincan'ın ili bölgesi, Künes ilçesi, Türgin nahiyesindeki kayısı çiçeği hendeği, dünyanın en büyük ortaçağ ilkel yabani kayısı ormanıdır. 2000 hektardan fazla kayısı tutkuyla yeryüzünde bir bahar sahneliyor. Kayısı çiçeği hendeği, Tian Shan yabani meyve ormanının bir parçasıdır. Tian Shan yabani meyve ormanı, Sincan'da 10 bin hektara sahiptir. Dünyadaki yabani meyve ormanının toplam alanının %40'ını oluşturur. Yabani elma, yabani ceviz ve yabani kayısı gibi 60'dan fazla çeşit yabani meyve kaynağı vardır. Dünyadaki birçok meyve ağacının köklerinden biridir. Güzel Barluk Dağı, zengin, her şey mevcut olan bir dağ anlamına gelir. Bu dağ, Sincan Tarbağatay bölgesi, Çağan Tokay ilçesinde doğuya ve batıya yayılmıştır. Her zaman çiçeklerin dünyası, yabani bitkilerin bahçesi ve yabani hayvanların doğal müzesi olarak bilinir. Yaz başlangıcı sezonu. Şimdiye kadar her şey büyümüştür. Dağ çiçekler açar. Dağlar ve tarlalar dolu, özgür ve muhteşemler. 6600 hektardan fazla yabani badem, dünyanın antik bitkileri, yaşayan fosillerin kokusu vahşi doğada yayılıyor. Burası günümüzde dünyanın en büyük yabani badem koruma alanıdır. Pembe yabani şakayık da sanki gökyüzüne fırlamak üzereymiş gibi parçalar halinde uzağa uzanıyordu. Barluk Dağı'nın 100 günlük büyük çiçeklenme dönemine ait olup, tek bir tıklamayla aktif edilmiş gibi en güzel manzara gökyüzü perdesinde sunuluyor. Aynı zamanda gökyüzü çayırı Narat'ta sanki boya tahtasını devirmiş gibi. Altay'daki altın küre çiçeği, Künes kara hintibağı, yabani lale ve yabani kolza sırayla çiçek açar. Tian Shan Orman Denizi'ne özgü Ladin ağacı tarafından inşa edilen yeşil çin seddi birbiriyle tezat oluşturdu. Yılda bir kez akan şölen başlamış olacak. Çiçek neden bu kadar kırmızı? Gençliğin kanıyla sulanır. Bir Çin Tacik türküsünden uyarlanan çiçek neden bu kadar kırmızı? Yangtze Nehri'nin kuzeyinde ve güneyine, Tian Shan Dağı'nın eteklerindeki ateş benzeri parlak kırmızı çiçekleri yaydı. Lişia sezonunda Tian Shan Dağı'nın kuzey yamacındaki İli Nehri Vadisi'ne doğru yürürken,
Yerel halk tarafından Tian Shan kırmızı çiçeği olarak bilinen çiçekler, dağların ve ovaların her tarafını kaplar ve gökyüzüne ateş gibi bir coşku saçar. En dikkat çekici olanlardır. Sayram Gölü'nün altın saten süslemeli manzarasını oluştururlar. Altın zemin, mor, kırmızı, mavi ve beyaz gibi çeşitli rengarenk çiçeklerle süslenmiş olup, safir taşı gibi sessiz göle baktığında, rüyanda nerede olduğunu bilemezsin. Sayram Gölü'nden 2 saat kuzeydoğuya arabayla gittikten sonra Şarsili'ye gelmiş olacaksın. Burası Çin'in ulusal sınırda bulunan sayılı doğal rezervlerinden biridir. Burada 1676 yabani bitki türü vardır. Ve Şarsili'deki çiçek denizini oluşturan başlıca türler yaka otudur. Kırmızı mor çiçekler Haziran'da Ağustos'a kadar çiçek açar. Ateşli yaprakları ve saplarıyla bir parça kırmızı brokar dokuyarak, özenle bakılan bu saf toprak parçasını kaplayarak sebatın anlamını yorumlar. Çiçek güzelliği sadece tam çiçek açmakla kalmaz. Muhteşem renkleri ve aromatik kokularıyla insanların kalpleriyle ilişkilendirilebilir ve sonsuz yaratıcılığı doğurabilir. İnsanlar çiçekler için durur ve yaptıkları her şey sadece çiçeklerle tanışmanın güzelliğini saklamaktır. Mart ayında kayısı çiçekleri, Nisan ayında şeftali çiçekleri, Mayıs ayında güller, Haziran ayında lavanta, Temmuz ayında kolza çiçekleri, Ağustos ayında ayçiçeği, Eylül ayında krizantem. İlkbahardan sonbahara kadar Sincan'ın her yerinde sürekli bir çiçek izleme festivali düzenlenir. Sincan, en romantik 20 çiçek izleme rotasını başlattı. Sincan'ın güney ve kuzey kesimlerindeki birçok noktadan geçerek doğu ve batıdaki birçok yeri birbirine bağlar. Çiçekli yerler, çiçek izleme festivalleri ve çiçek arama etkinlikleri gibi yeni ilgi çekici yerleri yeni formatları entegre ederek çeşitli çiçek keşif turizmini teşvik ediyor. Shezi, Kuzey Gölü'nün şeftali çiçeği, turist rotasında muhteşem şeftali çiçeklerini tam çiçeklenme içinde hissedebilirsiniz. Kumul şehri İvirgol bölgesi Tian Shan kayısı çiçeği nahiyesinin turistik rotasında sadece ıslak kayısı yağmurunun sanatsal anlayışında oyalanmakla kalmaz. Aynı zamanda Shihezi köyünde gezi ve boş zaman tatillerinin tadını çıkarabilirsiniz. Burası tatil için tercih edilebilecek bir yer. Kağlık ilçesindeki nar tarzı turist rotasında sadece narin ve kırmızı nar çiçeklerine hayran olmakla kalmaz, aynı zamanda insanlar arasındaki samimiyeti ve uyumu derinden hissedebilirsiniz. Kırmızı kayısı dallarının ilkbaharından binlerce ağaç ve armudun yeşermesine, şeftali ve eriğin bahar esintisinden bir kadeh şaraba kadar Sincan'ın çiçekleri doğru mevsimde tam çiçek açarlar. İnsanları unutulmaz kılan sadece çarpıcı çiçekler değil, aynı zamanda bu toprakların büyüsüdür. Çiçekler güzel bir yaratılış armağanıdır. Sincan çiçekleri, çiçek ekonomisini güçlü bir şekilde geliştirmek için bir araç olarak kullanır. Böylece küçük çiçekler endüstrileri yönlendirebilir. Kırsal yeniden canlanma yolundaki en güzel manzara haline gelebilir. Ve insanların çiçek çeşitlerle zenginleşmelerine yardımcı olabilir.
Su her şeyin büyümesinin soyudur. Toprak her şeyin büyümesinin temelidir. Çin Sinca'nın Hotan bölgesi, güneyde Kunlu Dağları, kuzeyde uçsuz bucaksız çölle çevrilidir. Buzullar, kavurucu güneş, kuraklık, her türlü aşırı koşul buradaki gülleri daha da belirgin kılıyor. Hotan'ın 2000 yıldan fazla bir gül ekim geçmişi vardır. Toplama mevsimi boyunca Keriye Nehri'nin her iki tarafındaki çiçek kokularla doludur. Yerliler sadece çiçekle çay yapmayı sevmekle kalmıyor. Aynı zamanda gül sosu kullanmakta da iyiler. Hamuru kalın, orta ve ince kenarlı yuvarlak bir kek haline getirir. Gülün sosunu ekler ve kenarlarını kapatarak pasta embriyosu yapar. Pişirilen gül naan, gül aromasıyla gevrektir. Burada genellikle romantizmi temsil eden gül, pirinç ve buğday kadar pratiktir ve sade insanları besler. Gül sosu yemek, gül çayı içmek ve gülleri ilaç olarak kullanmak yüzyıllardır bir gelenek olmuştur. Yılda 365 gün var ve Hotan'da güller sadece 15 gün açıyor. Ama mutluluk her gün açabiliyor. Sincan'da ister güneyde sıcak bir avlu, ister kuzeyde internet ünlüsü bir homestay yanı, ister şehirde geniş bir cadde, ister kırsalda karakteristik bir bahçe olsun, çiçeklerin süslenmesi için vazgeçilmezdir. İnsanlar çiçekleri takdir eder, çiçekleri tanır, çiçeklerin tadına bakar, çiçekleri sever ve çiçeklerin tadını çıkarır. Kızın adı da çiçek. Güzel şarkı ve dansta da çiçek var. Burası Sincan. Buz ve kum, gökyüzü ve yer. Nerede olursan ol, her yer açan çiçeklerle dolu. Burada birleşmiş ve mutluluk için çabalayan insanlarla tanışabilirsin. Vaktinizi Sincan'da geçirirseniz kesinlikle aşk havasında olacaksınız.